Görüntüm. Valla. Islatacaksın arada tozunu alırsın o zaman. Nasıl tempon yürüme açısından? Ben belirtiyorum değil mi? Tamam. Şu kararlarda o zaman abi söyle. Tamamdır. Şu kağıt çok şey yapıyor mu? Ha? Arada keseriz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Evet. Herkese soğuk bir İstanbul pazarından merhaba. Bugün böyle bir dışarı çıktık. Hani hava hafif yağmurlu ama kar soğuğu var. Kar soğuğuyla birlikte bugün biraz haftayı değerlendirelim açık havada. Hem biraz yürüyüş yapalım, hem biraz böyle biraz gündeme bakalım. Havacılıkta, savunma sanayinde neler oluyor? Şöyle bir haftayı toparlayalım. Bize dedik bu güzel günden yararlanalım. Sizlere bir pazar sabahına şöyle bir gündemi alıp hafif bir şekilde neler var neler yok anlatalım diye düşündüm. Ve tabii hava soğuk. Hemen sivil havacılıkla girelim. Havanın soğuk olmasıyla birlikte iç hatlarda işte sömestr tatili var, yeni yıl tatili var, arada işler var, yapılan seyahatler var ve tabii ki bir sürü uçuşlar iptal oluyor. Kar yağıyor. Daha henüz İstanbul'da kar yağışı başlamadı. Bugün malum sıfıra yakın hava sıcaklığı. Nemle birlikte daha da bir de deniz kenarında hissediyoruz bu soğukluğu. Havalimanlarında operasyonlar ağır yürüyor. Veya bir bakıyorsunuz işte de-icing çalışmaları, hani kalkarken bir sıvı, kar küreme çalışmaları, çok büyük operasyon var. Unutmayın işte bugünlerde her şey biz yolcuların güvenliği için. Güvenlik yoksa, uçuş emniyeti yoksa o uçuş riske girmeye başlıyor. Bu açıdan da ya benim uçağım çok röter yaptı, ya bu pist başında ne yapıyorlar, şu buzla havalansak ne olur falan diye düşünmeyin. Havalimanlarında bu konu çok çok önemli. Şimdi tabii bunları anlatıyoruz. Sivil havacılık, savunma sanayi, askeri havacılık bu konulara gireceğiz. Ve bu hafta çok önemli. İki önemli yerli mühimmat konusunda da bir gelişmeyi ben size anlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi aslında yılbaşından hemen önce 27 Aralık'ta bir test yapıldı. Roketsan'ın geliştirdiği milli torpido sistemi Akya. Akya'nın aslında çok sayıda atışı yapılmıştı ama ilk defa harp başlığıyla bir atış gerçekleştirildi ve bu atışın görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı yayınladı. Bunları da tabii görüntü olarak o testleri veremiyoruz. Milli Savunma Bakanlığı telif atıyor bunlarla ilgili. Fotoğrafları ve başka çekimleri size sunacağım. Bu milli torpido çok önemli bir konu. İlk defa harp başlığıyla 27 Aralık'ta atış gerçekleştirildi. Bu atış testi 27 Aralık'ta Doğu Akdeniz'de yapıldı ve TCG Preveze denizaltısından atılan harp başlıklı Akya torpidosu hedefini vurdu ve gerçekten saniyeler içerisinde vurulan hurda gemi maviliklerin derinliklerine göre doğru indi. Tabii şimdi batı yapısına baktığımız zaman Amerikalıların torpidoları var, Alman torpidoları var, İngiliz torpidoları var. Bu açıdan Türkiye çok önemli bir alternatifi oluşturmuş oldu. Burada da tabii öngörü çok önemli. Yani bu torpidonun yapımı nereden baksanız 10 yıldan daha fazla uzun bir süre önce ortaya çıkıyor. Yapılıyor, geliştiriliyor. Bunlar bu testler çok önemli detaylar. Tasarımı, üretimi, arkasından bunun testleri ve en son harp başlığı ve arkasından teslimata hazır olması. Bunlar çok çok önemli detaylı mühendislik çalışmaları ve tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir şey verebilmek üreticiler açısından çok güç. Çünkü Silahlı Kuvvetlerin kendi standartları var, NATO standartları var, çok yoğun testlerden geçiriliyor. Ama ne oluyor? Eğer bir şeyi burada test edilmiş Silahlı Kuvvetler, Türk Silahlı Kuvvetleri alıyorsa çok önemli bir referans kaynağı. Yani dönüyorsunuz yurt dışında başka bir ülke alacağı zaman soruyor ilk soru. Türk Savunma Sanayi Şirketi'ne. Ya bu işte teçhizat, mühimmat, uçak, hava aracı, ne İHA neyse Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılıyor mu? Sorunun cevabı evetse gönül rahatlığıyla artık sonra aşamalara geçebiliyor. Çünkü TSK bunların testlerini çok yoğun, zorlu şartlarda yapılıyor. Şimdi gelelim diğer önemli konuya. Savunma Sanayi Başkanlığı'nda sürdürülen Göktuğ projesine. Göktuğ Hava Füze Ailesi. Bozdağ'ın Göktuğ'un iki farklı füzeden oluşuyor. Ve ilk defa bu füze ki 2012'den bu yana nereden baksanız 12 yıllık TÜBİTAK SAGE'nin büyük çabasıyla geliştirilen 12 yıl çok ciddi bir süre
Bunu yapılıyor ve Türkiye artık milli hava füzesine kavuşmuş durumda. Berkant, bu arada soğukta çekiyoruz. Seni de böyle geri geri götürüyoruz. Çok ıslanmadın değil mi? Makinamız falan ıslanmasın ha, ona göre. Sen ıslanabilirsin ama... Makine şu an sırasıkla. Oo, tamam. Hızlı hızlı anlatalım. Olmadı bir yere doğru geçelim. Sen de tabii şemsiyeyle yürüyemediğin için şemsiye benim önümde. Evet. Prodüksiyonda sınır tanımıyoruz. Evet, tanımıyoruz. Sınır tanımıyoruz prodüksiyonda. Göktuğ projesinde artık atış testleri tamamlandı. Bunu da Eskişehir'de 401. filo var. Test filosu. Bu filo çok önemli. O filo da gerçekleştiriliyor. O filonun testlerinin arkasından artık teslimat aşamasına gelindi. Teslimat için, teslimat öncesinde hava kuvvetlerinin yapacağı testler var. Ve çok çok önemli bir aşama. Bir hava füzesi geliştirmek arkadaşlar hiç kolay değil. Ve bu hava füzeleri, yani düşünün bir uçak 9G çekiyor. Atıyorum Sürati ses hızının üzerinde hedefinin arkasına havada iddialaşı yapılıyor ve o füzeyi ateşliyor. İşte ısı güdümlü veya radarla, radarın yönlendirmesiyle bu füze gidiyor. Bunu yapabilmek hiç kolay değil ve bu aşamanın da tamamlanması önemli olacak. Ve bu sistemin sonrasında da ben bunları kısa bir zaman içerisinde insansız hava araçları, örneğin Baykar'ın Akıncısı'nda görebileceğiz. Veya yakın bir gelecekte, işte ilk uçuşu için gün sayıyor artık, milli muharip uçakta bu füze ve mühimmatları göreceğiz. O zaman entegre etmek yazılımları bize ait olduğu için çok daha kolay olacak. Milli muharip uçak için Akıncı'da zaten testlerin yapılacağı, yapılması bekleniyor. Ne olacak? Akıncı bir yere gittiği zaman bir İHA sistemini bunları kullanarak düşürebilecek. Bunlar gerçekten çok çok önemli konular. Dediğim gibi şöyle bir çatı altına mı geçsek, ne yapsak? Fazla da ıslanmadan bir geçelim, ondan sonra devam edelim. Kayıtta mısın şu an? Evet. Bu kadar mühimmat anlattıktan sonra bir çocukluk durumu söz konusu oldu. Şöyle yere bakıyorum, yatay bir çarş bulsam denize sallayacağım ama ya çok martı var. Bir taraftan da martıya denk gelir diye çok üzülürüm. Ama yine bir taş atayım ben ya, bu kadar mühimmat hikayesinden sonra. Sence sektirebilir miyim? Ha, bence ben sende şey görüyorum, potansiyel görüyorum. Vay, gazladın. Hemen atayım şu martılar gelmeden, bakayım. Yani taşımız da çok iyi değil ama. Bakalım bir. Ooo, 3 tane sekti. Tabi deniz kenarında ne güzel dalgalar, hafiften yağmur yağıyor, martılar falan derken acı konular var. Acı konular da bölgede Orta Doğu giderek karışıyor. Malum İsrail'in yaptığı bir Gazze operasyonu var. Halktan çok sayıda insan hayatını kaybetmiş durumda. İşte çocuklar öldü. Gerçekten silahsız insanlara karşı İsrail'in yaptığı bu operasyon var. Buna karşılık da enteresan bir şekilde Yemen'den Husiler bölgeye balistik füze atıyorlar. Ama işler o kadar enteresan bir şekilde seyrediyor ki, o Yemen'de hatırlayacaksınız, Husiler, Husilere karşı İran destekliyor Husileri. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ortak operasyon yapmıştı. Ortak operasyonda Husiler gerçekten önce bir kara birliklerine, Suudi Arabistan'ın bayağı büyük bir birliğine, zırhlı araçlarla ilerleyen birliğe bir puslu operasyon yapmış. Çok sayıda askeri esir almıştı, teçhizatı ele geçirmişti. Fakat bir türlü, o kadar havadan operasyona rağmen, bir türlü Husileri alt edememişti Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi Husiler İsrail'e balistik füzeler atıyorlar. Kızıldeniz üzerinden İHA'lar bölgeye, kamikaze drone sistemleri bölgeye gönderiliyor. Husiler Suudi Arabistan'ın rafinerilerini vurmuştu bundan birkaç yıl evvel. Gerçekten çok ilginç bir operasyondu. Bu operasyonda da dünyadaki petrol fiyatları inanılmaz yükselmişti bunun arkasından. Yani düşünün, Patriot sistemleri var, çok iyi hava savunma sistemleri var ama çok basit. Saldırı amaçlı dronlar tabiri caizse Suudi Arabistan'ı bayağı sıkıştırmıştı. Şimdi benzer bir saldırı var. Bir taraftan da martılar burada, ortalıkta bir şey var, kapışılmayan, ya balık geldi ya yem geldi. Martılar adeta dogfight yapıyorlar burada. Bir yandan da arka fonda bu sesler geliyor, görüntüler var. Şimdi Husiler atıyorlar balistik füzeleri. Ve balistik füzeler çok enteresan. Suudi Arabistan tarafından, Suudi Arabistan hava sahasından geçerken Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemi vuruyor. Ve her attığınız füze, işte Patriot, başka hava savunma sistemleri, her biri yüz binlerce dolar. Ve çok ciddi. Niye? Bu füzeler İsrail'e gidiyor ve önleyen Suudi Arabistan.
Şimdi bu gelişmeler yaşanırken bir taraftan da Amerikan donanmasının gemileri Kızıldeniz'de, işte Fransa, İngiltere bölgede onlar bu tür dronları kendi hava savunma sistemleriyle vuruyorlar. Veya uçak gemisine uçak kaldırıp bunlarla vuruyorlar. Bu gelişmeler yaşanırken İsrail'e Alman Dışişleri Bakanı bir seyahat yaptı. Ve seyahatte şöyle bir açıklama yaptı. Hatta geçtiğimiz videoda da ben bunu açıkladım, söyledim, anlattım size. Suudi Arabistan'ın uzun süredir 48 adetlik Eurofighter talepleri var. Ve bu talep Kaşıkçı, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle Almanya tarafından ambargo konmuş durumda Suudi Arabistan'a. Ve bunlar satılmıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 40 adet Eurofighter Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nde. Fakat ikinci paketi alamıyorlar. Bu ambargoda Eurofighter bir işte İngiliz, İspanyol, İtalyan, Alman ortaklığında Almanlar taş koyuyorlardı buna. Taş koyarken buna ambargoyu kaldırdılar. Kaldırmasını da İsrail'le açıklıyor. İsrail'e atılan balistik füzeleri Suudi Arabistan vurdu diye. Şimdi bir gün evvel gece saatlerinde bir operasyon yapıldı. Amerikan güçleri uçak gemilerinden kaldırdığı uçaklar Fransa bölgede. Fransa uçak gemisi bölgede mi açıkçası bilmiyorum ama birkaç üstten veya uçak gemisi olabilir kaldırdığı uçaklarla. Bunlara İngilizler katıldılar. İngilizler de Kıbrıs'taki üstlerinden Eurofighter'ları kaldırdı ve Yemen'e bir hava operasyonu yapıldı. Seyir füzeleri atıldı, tomahawklar atıldı, uçaklar vurdu ve 3 noktada 12 farklı hedefin vurulduğu ifade ediliyor. Hani gözüken o ki Yemen'e öyle bir operasyon var ama Yemen'i açıkçası Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri alt edemedi. Orada işler nereye doğru gider, nasıl bir şeyler yapılır, ne yapar ben açıkçası çok merak ediyorum. Bu arada demin oturacaktık ama yağmur durmuş durumda değil mi? En azından makinamız ıslanmasın, teçhizatımıza bir şey gelmesin ama şöyle yürüyelim. Yemen işi daha da karışacak gibi. Nereye gidecek iş? Ben de açıkçası merakla bekliyorum ama ilginç bir durum açıkçası. Sahildeki, kumsaldaki yürüyüşümüzü tamamladıktan sonra şöyle parkura doğru geçelim. Yeşilliklerin arasına. Biraz da orada devam edelim. Çünkü anlatacağımız konu biraz da sivil havacılık üzerine. Yani malum bununla da ilgili pazartesi günü sabahtan video yayınlamıştım sizlere. Alaska Hava Yolları'nın başına çok ilginç bir olay geldi. Sizler de epey ilgi gösterdiniz çünkü çok gündemde konu. Alaska Hava Yolları'nın Boeing 737-9 MAX serisi kalkışta sol arka acil çıkış kapısı gövdeden ayrıldı. Ayrıldı diye pazartesi günkü videomda da söylemiştim. Ya abi bunu çok kibar anlatmışsın. Ayrıldı derken bunu tutan özel sihirler, mühür sistemleri var. Oradan koparak ayrıldı. Ayrıldı koparak. Ve tabii acil çıkış kapısının yanında da 15 yaşında bir genç oturuyor. Annesi de yanında var. Ve öyle bir vakumlama oluyor ki 16 bin fitte bu gerçekleşiyor. Çocuğun tişörtü fırlıyor üzerinden. Ve bir başka yolcunun elinden cep telefonu fırlıyor. Ve o cep telefonu epey ileride bulunuyor. İşte o cep telefonunda tabii yerimi bul ikazı açık. Ve oradan buluyorlar, telefon çalışıyormuş. 16 bin fit de yaklaşık 5300 metre, 5000 metre civarında bir irtifaya eşit. Tabii 10 bin fit yani 3300 metrenin üzerindeki irtifalarda kabin basınç farkları oluşuyor. Oksijen oranı düşüyor, basınç düşüyor ve yaşamak gittikçe zorlaşıyor. Ha böyle bir durum. O uçağın seyir irtifası olan işte 10 bin metrede 30 bin fitin üzerinde gerçekleşse çok büyük bir sıkıntı. Muhtemel o vakumlamayla birlikte çünkü koca kapı kopup gidiyor, ayrılıyor diyeyim tırnak içerisinde. Kemerini bağlamayan yolcular vakumlanıp dışarı doğru gidebilir. Gerçekten çok enteresan olay. Benzer bir olay yıllar önce Boeing 737-200'de Hawaii'de gerçekleşmişti. Üst tarafı kopmuştu. Orada acil çıkış kapısının orada oturan bir kabin memuru dışarı doğru vakumlanarak hayatını kaybetmişti. Epey böyle bir ilginç bir kazaydı. Peki tabii şu sorunu, o olayın detaylarını anlattık. Türk Hava Yolları 5 uçağı indirdi. O uçaklardan ikisi o sırada İran'da. Biri yanlış hatırlamıyorsam İsfahan'da, bir tanesi Tahran'da sefer yapılıyor. İran'da ambargo var. Türk Hava Yolları'nın başı bir A330'un motor sorunu yaşamasıyla çok ciddi başı ağrımıştı. Bir aydan fazla uçak orada kalıp ancak tamamlanıp özel izinlerle o parça götürülüp uçak çekilmişti. Ambargodan dolayı parça sokmak mümkün değil. Neyse özel izinler hızlı alındı. Uçaklardan biri Doha'ya, biri Azerbaycan'a götürüldü. Orada bakım işlemleri yeni emre kadar gerçekleştirilecek. Arkasından da
Amerikan Federal Havacılık Otoritesi FAA'nın belirlediği şartlarda bir modifikasyon yapılacak ama mesela Alaska Hava Yolları'nın yanlış hatırlamıyorsam son uçak sayısı 60'ın üzerine 737-9 yerde. Türk Hava Yolları'na 5 tane hadi çok önemli değil sayı ama 5 de tabii ciddi bir rakam. United Hava Yolları'nda çok sayıda uçak var. Dünyada 220 civarında 737'nin 9 serisi var. Toplam 1400 adet Max konusunda onlar yere iniyor. Tabii o haberi yaptıktan sonra Boeing'in CEO'su çıktı şöyle bir açıklama yaptı. Bütün sorumluluk bizde. Boeing malum, şunu da çıkartayım azıcık. Saçım çok az ya yukarıda biraz yağmur taneleri şey yapsın. Değsin saçlarıma. Boeing'in tabii CEO'su çıktı dedi ki bütün sorumluluk hatta varsa bizde. Spirit Aerospace üretiyor bu parçaları. Ve bu parçalar ondan sonra tekrar kontrolden geçirilecek. Sprit ile ilgili epey sorun var bu aralar. Bakalım nasıl gidecek. Gerçekten ilginç bir durum ama Alaska Hava Yolları açısından çok ciddi bir filo kaybı yerde. Binlerce yolcu her gün işte söz verilmiş, biletleri satılmış, uçuşlar yapılamıyor. Hava yoluna dönüyor bu. O da muhtemel Boeing ile bu konuyu konuşup tazminattır, şudur budur. Enteresan bir hukuksal süreç işleyecek gibi açıkçası duruyor. İşte acil çıkış kapılarının oradaki koltuklar pek geriye yatmaz ama daha geniştir. O yüzden havayolu şirketleri oraları satışa sunuyor. Ekstra para talep ediyor. Tabii uzun bir yolculukta, örneğin ben geçen sene Endonezya'daki savunma fuarına giderken Türk Hava Yolları'nın Airbus A330'unda oraya oturdum. Yaklaşık nereden baksanız 2 metrelik bir yer vardı. Tabii acil çıkış kapısının altından hava üflüyordu, soğuktu ama bacaklarını insanın uzun uçuşta uzatıp böyle bir rahat bir yolculuk yapması çok çok önemli tabii. O durumda buralar tekrar satılacak mı? Ailelere verilecek mi? Veya yolcular burayı talep edecek mi? Bu da ilginç. Biliyorsunuz Boeing'in başı 2019'da meydana gelen iki kaza vardı. Biri Lion Air, Endonezya. Diğeri de Afrika'da Etiyopya Hava Yolları. Bu iki kazadan bayağı bir yazılım problemleri nedeniyle epey dert almıştı. 300'ün üzerinde insan hayatını kaybetmişti. Çok acı kazalardı bunlar. Bundan sonra tabii Max serisine ikinci darbe geldi. Bu da tabii Boeing'in imajı açısından zor günler geçiriyor. Sadece tabii Boeing de değil. Hatırlayacaksınız 2 Ocak'ta Japon Hava Yolları'nın Airbus A350'si çok böyle enteresan bir olay yaşandı. Japon sahil güvenlik güçlerine ait DS-8 tipi uçak pist başına çıkmıştı. Üstüne indi bu uçak. Ve bu üstüne indi. O kazada o uçakta bulunan, sahil güvenlik uçağında bulunan 6 kişilik mürettebattan 5'i hayatını kaybetti. Ama uçak çok düzgün bir tahliye operasyonuyla 279 kişi, 12'si mürettebat, 367 yolcu bunlar uçaktan tamam ufak yaralanmalar oldu ama kurtuldular. O uçak yandı. İşte kompozit uçaklar ne olacak, ne yapılacak? Çok ciddi bir tartışma konusu. İmalatçıları işte böyle arka arkaya gelen iki büyük olay bir soru işaretleri oluşturmuş durumda ama 2024'te lütfen uçak kazası olmasın, insanlar hayatlarını kaybetmesin. Uçuş emniyeti çok çok önemli. Bu olayda da yine öne çıkan bence kabin memurları. Tabii ki pilotlar uçakları indirip her türlü içerideki o kuralları uygulayıp doğru şeyler yapmaya çalışıyorlar ama işte Japon Hava Yolları'nın olayı Türkiye'de olsa herkes bavulunu alıp çıkmaya mı çalışır, neler olur, kimse dinler mi? Soru işareti veya Türkiye'de o acil çıkış kapısı kopsa muhakkak kemerini takmayan yolcular olacak. Daha birkaç gün evvel bir yolcu kemerini takmadı Gazipaşa'da ve kavga etti hani kabin memurlarıyla. Ne oldu sonuçta? Polisi çağırdılar ve o yolcuyu aşağı indirdiler. Bunlar da ilginç olaylar. Evet, böyle havada, soğuk havada dolaşmak. Berkant nasılsın? Sen kaç dakikadır tutuyorsun kamerayı? İyi misin? Ben yaşamaya çalışıyorum şu an. Yaşamaya çalışıyorsun. Yapacak bir şey yok. Benden tarafta dur, arkadan bir bisikletli geliyor. Ezilme. Evet, bugün tabii hava soğuk olunca insan sayısı az buralarda. O açıdan iyi, yoksa hava güzel olunca burada vallahi yürüyecek yer kalmıyor. Ama keyifli bir yer. Deniz havası almak, açık havada olmak ne kadar soğuk da olsa bence gayet iyi. Peki son bir konuyla kapatalım. Bu işin hem askeri havacılık hem sivil havacılık açısından enteresan bir hikayesi var bence. Alarko'nun yaptığı İngiltere'de bir
kabin modifikasyonu yapan, havacılık mühendisliği konusunda çalışmalar yapan bir şirketin %51'ini aldı. %51'ini aldığınız zaman kontrol ediyorsunuz şirketi. Bu önemli bir şey. Bu şirket yolcu uçaklarını kargoya çeviriyor. Gerçekten ciddi bir mühendislik altyapısı gerekiyor bu. Proje hazırlıyorsunuz, imalatçının onaylaması lazım, havacılık otoriteleri, devasa bir kapı açılıyor gövdenin yanına kargonun rahat girebilmesi için. Aynı zamanda özel iş jetlerini modifiye ediyor. Yani böyle gökyüzünün uçan sarayları diyoruz ya, o uçaklar için VIP donanımları var. Böyle bir şirket aldı. Bu şirket askeri işler de yapıyor. Bunlarla ilgili, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir projeye girer mi? Ben bunların önemli kazanım olduğuna inanıyorum. Ve buradan yapılacak çalışmalarda da Alerco bu tür çalışmalara, işlere, modifikasyon projelerine, ki havacılıkta çok ciddi paralar kazanılıyor bunlarla ilgili. Belki bir uçağın ömrü 25-30 yıl, ekonomik ömrü. Ama bu modifikasyonlar yapılarak kargo uçağı haline getiriliyor. İşte iş jeti tekrar yenileniyor. Bunlarla ömrü uzuyor uçakların. Bu da havacılık açısından çok önemli bir şey. Yarın öbür gün bu şirketin bir kolu Türkiye'de olabilir. Bu işler Türkiye'de yapılabilir. Farklı farklı kazanımlar olabilir. İşte bugün bir bakıyorsunuz, bir iş jetinin üzerine bir radar sistemi takıyorsunuz. Aviyoniklerini değiştiriyorsunuz. Farklı farklı görevlerde kullanabiliyorsunuz. Bu da Türkiye açısından olumlu bir puan olacağını açıkçası ben düşünüyorum. Vallahi bu haftalık anlatacaklarımız bu kadar. Böyle bir gündemi değerlendirelim diye düşündüm. Ama bereyi çıkarmıştık. Biraz benim yukarı saçık olduğu için tekrar üşüme başladı. Yavaş yavaş ne yapalım? Ben eve doğru yoluma devam edeyim. Berkan sen ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Ben de buradan bir Kadıköy'e gidiyorum. Sen de Kadıköy'e gidiyorsun diğer taraftan. Peki. Çok teşekkürler. Ellerine sağlık. Ne diyelim? Görüşmek üzere. Bana izleyicilerimizle de senle de görüşmek üzere. Evet. İzleyicilerimizle de görüşmek üzere. Doğru hatırlattın bana. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Yorumları okuyorum. Bu arada abone sayımız 300 bine böyle çok az kaldı. Hadi arkadaşlar bir basın abone olun. Şöyle bir 300 bini bir geçelim, bir rahatlayalım diyeceğim size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Berkan sana da görüşmek üzere. Kolay gelsin. Haberleşmek üzere.